Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş ben. Konumuz insanlar neden seks yapar, neden cinsellik yaşar? Tabii konumuz şey değil, yani üreme açısından yapıyor tabii ki ama konumuz üreme değil. Üreme dışında insanlar neden seks yapar daha doğru olabilir. Tabii bu konuda öncelikle şunu söyleyeyim. Burada bazı anket çalışmaları yapıyoruz. Başka diğer çalışmalara da aynı yorumlar geliyor. İşte hocam Amerika'daki yapılmış çalışmaların bize ne şeyi var, onların kültürü farklı, bizim kültürümüz farklı. Doğrudur. Toplumsal, sosyal, kültürel, inançsal farklılıklar vardır. Ama insan insandır. Yani Afrika'nın kabilesinde yaşayan, gün görmemiş insan da, Finlandiya'da yaşayan çok aydın dediğimiz insan da aynıdır. Duyguları aynıdır. Bir haz alma duygusu vardır. Haz almak ister, zevk almak ister, intikam almak ister, işte ne bileyim başarıya ulaşmak ister, bir sürü duyguları vardır. Dolayısıyla insan eşittir duygudur. Duygular değişmeyeceğine göre insanlar da değişmez. Tabii ki inançsal, kültürel, sosyal farklılıklar olacak, o ayrı ama bunlar ortalamayı değiştirmeyecektir. Onun için bu şekilde biraz sonra vereceğim çok kıymetli ve değerli, çok geniş ölçekte yapılmış anket çalışmaların hangi ülkede, nerede yapıldığının çok bir önemi yok. Bunu hemen söyleyeyim dedim. Şimdi insanlar niye seks yapar sorusunu bu çalışmayı kim yapmış? Cindy Meston. Cindy Meston, Dr. Cindy Meston kadın fizyolojisi üzerinde çok ciddi çalışmaları olan ve kadınlarla ilgili birçok eski bilinen şeyleri değiştiren bir bilim insanı. Dolayısıyla 1960 doğumlu, Kanadalı aslen ama Amerika'da Texas Üniversitesi'nde şu anda. Dediğim gibi çok ciddi çalışmaları var. Kendisine bilim adına, kadınların adına özellikle teşekkür ederim. Çünkü kadınları hep biz diyoruz, daha önceki videoda söylemiştim. Kadınları anlayamıyoruz, kadınlar şöyle böyle. Aslında kadınları anlayamıyoruz değil, kadınlar üzerine özellikle cinsellikle ilgili çalışmalar az. Bilimsel çalışmalar az olduğu için bugüne kadar bazı şeyleri anlayamıyoruz, anlayamayıp diye geçiyoruz. Klasik ataerkil düzen. Cindy Meston ve David Buss aynı zamanda Kadınlar Neden Seks Yapar kitabını da yazarı. Aslında bu çalışmadan çıkan sonuçları bir kitap haline getirmişler ve kadınlar üzerine odaklanmışlar. Çalışma aslında aynı. Kısaca bunu anlatacağım. Şimdi burada kadınlara sormuşlar. Bu arada bu çalışma anket içi anket çalışması. İnanılmaz bir istatistik var, inanılmaz bir emek var. Yani benim bu anket içi anket çalışmanın istatistiğini çözmem 3 günü aldı. Yani anlayabilmem 3 günü aldı. Çünkü orada hepsi biraz şey oldukça zor oldu ama çok güzel bir çalışma. Mevcut çalışmada 237 tane sebep bulunmuş. Yani insanların neden seks yaptığı ile ilgili 237 sebep bulunmuş. Bu sebepleri bulduktan sonra şöyle demişler, işte gerçek bir bilim insanı olmak böyle bir şey. Bir bulduğumuz şeyler bilimsel gündemde yalnızca bir adımdır. Aslında daha da fazla olabilir, kültürel, sosyal farklılıklar olabilir. Ama biz bunları bulduk, bir adım attık, böyle bir çalışma hiç yapılmamıştı dünyada. Biz bunu yaptık, İnşallah bunun ilerisi gelir demek istiyor. Bu alçak gönüllülükle giriş cümlesinde bunu söylüyorlar. Şimdi burada nasıl yapmışlar? Bir takım sorular var. Bu soruları sormuşlar. 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırmasını istemişler kadının. Mesela bir örnek vereyim. İşte sıkıldım, canım sıkkındı, cinsellik yapmak istedim. Bunu her zaman yapıyorum derse 5. Hep bu duyguyla cinsellik yapıyorum derse 5 numara. Yok ben bunu hiç bu duyguyla yapmadım derse 1 numara. İşte bazen yaparsa işte 4 numara sıklıkta filan. Ve bunları da 4 kategoriye ayırmışlar. Bunları da alta ayırıp böyle puanlama sistemi getirmişler. Burası çok şey değil, hemen geçtim. Şimdi genel bir değerlendirme yapmışlar. Demişler ki 9 tane ilişkiye girmek için çok sık ana neden vardır. 5 tane de en az neden vardır diye söylemişler. Birincisi kişiden hoşlanma, beğenme ve çekim. Bu zaten en sık sebep. Kadın erkek fark etmiyor. İkincisi fiziksel olarak zevk almak. Sevgiyi ifade etmek, diğerleri tarafından arzulandığını hissetmek, ilişkinin derinliğini artırmak. Bu üç ifade özellikle kadınlarda bir tık daha ileride. Merak ve yeni deneyim yaşamak, bu da bir grup. Bu da erkeklerde biraz daha ileride. Kutlama ve eğlenme için, fırsat olduğu için, kontrol edemeyen koşullar nedeniyle.
en az sebepler arasında karşı tarafa zarar vermek için ilişkiye girdim. İşte bir amaç uğruna, bir kazanım için, biraz sonra göreceğiz, işte para olur, uyuşturucu olur, iş olur, terfi olur. Bu amaçla ilişkiye girdim. Sosyal statümü iyileştirmek için, baş ağrısı ve adet kramplarından kurtulmak için, yani bir şeyi bertaraf etmek için, bir şeyi unutmak için ya da onu bastırmak için ilişkiye girmekte ya da görev olarak kabul etmek için. Şimdi bunlar ana hatlar. Bunları sınıflandırmışlar. İşte fiziksel nedenler, duygusal hedef ulaşma, güvensizlik nedenleri vesaire, bunlara bakacağız. Şimdi burada şey yapmışlar. En çok 50 neden, yani ilişkiye girmek için kadın erkek en çok 50 neden. İlişkiye gir, yani en az girme sebebi 50 neden ve kadın ve erkek arasındaki farklar. Bunlara bakalım. Tabii bu 50, 237 tane soru var. Hepsini alamam buraya. 50'yi de almama gerek yok. İlk 3 neden çok önemli. Bakın, en sık ilişkiye girmek için ilk 3 neden kadınlarla erkeklerde aynı. Kişiyle kişiye ilgi duydum. Fiziksel zevki yaşamak istedim. İyi hissettiriyor. Bu 3 sebep aynı. En az sebepte farklılıklar var. Kadınlar en az sebeple karşı tarafa zarar vermek, bir hastalık bulaştırmak için ilişkiye giriyorlar. Para teklif edildiği için ilişkiye giriyorlar ve zam almak istedikleri için. Bunlar en az girdiği sebepler. Şimdi burada şöyle bir algı var. Biraz sonra da bahsedeceğim. Mesela zam almak istemek ya da para teklif edilmek. Yani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama kendi kendime anlatırken zorlandım. Burada anlatmayı deneyeceğim. Mesela şimdi biz hep şey biliriz, kültürel anlamda işte para için kadınlar daha çok ilişkiye girer. Burada birazcık tersi çıkmış. Evet, para kazanmak konu, para kazanmaksa kadınlar daha sık ilişkiye giriyor. Onda bir sıkıntı yok ama para kazanmak istedikleri için ilişkiye giriyorlar. İsteyerek yapıyorlar bunu. Ama bir para teklif etme konusu olduğu zaman istemiyorlarsa ilişkiye girmiyorlar. Erkeklerde bu daha fazla. Biz hani birçok mecrada, sosyal medyada görüyoruz. İşte gidip mikrofon tutuyorlar. Bazen çift oluyor, bazen kadına para teklif ediyorlar. Kadına ilişkiye giriyorlar. Burada istatistik yapılsa o zaman erkekler daha çok ilişkiye girecek. Yani buradan çıkan sonuç bu. Bu da bir farklı bir durum. Bir de mesela iş hayatında, sosyal hayatta statü kazanmak için, popüler olmak için, zam almak için, terfi etmek için bir şey biliriz hep, yani bize söylenen kültürel olarak kadınlar biraz daha böyle ön plandadır. Hayır, öyle de değilmiş. Burada çıkan sonuçta erkekler bu konuda daha ön planda. Yani kaynaklara çıkar amaçlı kullanımı erkeklerde çok daha fazla. Peki kadın erkek farkı var mı? Şimdi bu 237 nedenin sadece 3 tanesinde kadınlar istatistiksel olarak erkeklerden farklı. Birincisi, kendimi kadın gibi hissetmek istedim. Doğal olarak bu. İkincisi, kişiye olan sevgimi ifade etmek istedim. Üç, aşık olduğumu anladım. Bu üçü erkeklerden fazla istedim. Diğer bütün nedenler erkeklerde fazla. Şimdi burada gördüğümüz gibi kadınlar açısından duygusallık ön plandayken burada şunları görüyoruz. Erkekler fiziksel, her şey işte açık. Yani bir numara açık giysi giydiği için. İki numara erkeği istedim. Mesela bu çok farklı. Mesela kadınlar açık giysi giyen erkeklerle ilişkiye girme konusunda erkeklerden çok çok daha gerideler mesela. Mavi topları rahatlatmak istedim. O işte şey anlamında kaba bir tabir. İşte hani çok uzun süre ilişkiye girmedim. Testislerim doldu, sperm doldu, boşaltmak istedim. Yani tamamen fizyolojik. Kişi müsaitti, arzu edilen vücudu vardı. Bakın gördüğünüz gibi her şey fizyolojik. Şimdi burada da ben her zaman şunu söylüyorum. Burada da tekrar edeyim yeri gelmiş için. Yeri gelmişken, kadınlar için cinsellik sadece zevk almak, haz almak vesaire değildir. Kadınlar için cinsellik, yani penisin kaba tabirle vajine girmesi, aynı zamanda kadının kendini kadın gibi hissetmesi, sevildiğini, arzu edildiğini hissetmesini sağlar. Dolayısıyla eğer bir çift, bir kadınla erkek bir süre ilişkiye girmiyorsa ve bu erkekten kaynaklanıyorsa bu sorun, kadın şöyle düşünür. Bu adam beni sevmiyor ve istemiyor ve sorar. Sen beni artık beğenmiyorsun, sevmiyorsun, istiyor musun diye. Birinci soru bu. Bu durum aşılamazsa, bir süre daha böyle devam ederse, o zaman kadın şöyle düşünür. Şimdi bu adam beni sevmiyor ve beğenmiyorsa, o zaman başkasını beğeniyor, seviyordur. O zaman başkasıyla ilişkiye giriyordur. Çünkü
sevmek, beğenilmek, arzu edilmek ilişki. Onlar Koreli kadında. Dolayısıyla erkeğe ikinci soruyu sorar. Sen beni aldatıyorsun musun? Ya da direkt beni aldatıyorsun bence diyebilir. Dolayısıyla bunu çok iyi bilmek lazım. Kadınlardaki cinsel algı ile erkekleri birbirinden farklı. Burada da bu zaten doğru. Şimdi bu çalışmada ne çıkmış? Erkekler kadınlara göre önemli ölçüde daha çok fiziksel özelliklere takılıyor ve tecrübe etme, işte fırsat kovalama vesaire bunlar daha fazla. Kadınlarda biraz daha duygusallık var. Bunu zaten hep biliyorduk. Farklı olarak hep şeyi biliyorduk biz. Yani aslında bilmek değil de bu artık bir şekilde hipnoz olmuş. Kadınlar emellerine ulaşmak için daha çok cinselliği tercih ederler biliyorduk ama öyle değilmiş. Erkekler daha fazla tercih ediyorlarmış. Bir de para kazanma hikayesi var. Onu anlattım. Bir daha da anlatmayayım. Şimdi bir de şey vardı. O 4 bölüm vardı. Kısa kısa özet onu geçeyim ki çok da uzamasın video. Fiziksel nedenlerde tabii ki kişinin fiziksel görünümü her iki tarafı da tahrik ediyor. Bu bir numaralı neden. Stres azaltma anlamında işte hayal kırıklığına uğradım, rahatlamaya ihtiyacım vardı vesaire. Bundan da bayağı ilişkiye giriliyor. İyi hissettirdiği için, zevk olduğu için ilişkiye giriliyor. Kişinin çekici yüzü vardır. Bakın bu fiziksel zevk konusunda şeyden anlatmışım. Kadınları, erkekleri işte tahrik eden konular neydi? O fiziksel özellikle erkeksi yüzdü. Burada da mesela yüz konusu bir numara. Yani hani kadınlar erkeklerle, erkekler kadınlarla neden fiziksel olarak ilişkiye girilir derdiği zaman bir numaralı konu yüz konusu. Yani yüz hatları çekici olması erkek ve kadın için fiziksel olarak bir numaralı ilişkiye girme sebebi olduğu burada çıkılıyor. Tabii sonra beden ve gözler vesaire geliyor. Seksi merak ettiği için, cinsel deneyim yaşadıkları için burada erkeklerin daha fazla ilişkiye girdiğini söyledim. Hedefe ulaşma nedeni zam almak istemek. Yani burada aslında tabii bazı şeylerin tam Türkçe çevirisi olmuyor ama yani hani Türkçesi zam. Burada para kazanmak, işte hani oradaki çalıştığı yerde parasını arttırmak anlamında söyleniyor. Bir işe girmek istediği için, kendini cezalandırmak için, popüler olmak istediği için, itibarını arttırmak istediği için. Hatta şöyle, arkadaşlarımdan daha fazla seks yapmak istiyordum diyor. Bu özellikle bir erkek tavrı. İntikam duygusu. Beni aldattığı için partnerimden intikam almak istedim. Bir numaralı intikam duygusu bu ilişkiye girme sebebinden. Partnerime kızgındım, başkasıyla ilişkiye girdim, birisiyle ödeşmek istedim. Fayda konusunda da yani bir şeyler yapmaktan kurtulmak istedim, kalori yakmak istedim, sıcak tutun. Yani bir kendine bir çıkar sağlamaya çalışıyor. Buradaki amacı bu. Çıkar sağlamak için ilişkiye giriliyor. Duygusal nedenlerde aşık olduğunu fark etmek istedim. Bu kadınlarda bir numaraydı. Yani daha doğrusu özür dilerim. Kadınlarda erkeklere göre en üstün oldukları konuydu. Kişiye bağlılığımı hissetmek istedim vesaire duygusal. Şu çok önemli. Özür dilemek istediği zaman da insanla ilişkiye girebiliyor. Teşekkür etmek istediği zaman hoşça kal demek için de. Bakın bu üçü çok önemli. Bu da görünce beni şaşırtmıştı. Bir de güvensizlik nedenleri var. Bu benim görevim olduğunu hissettiğim için ilişkiye girme olasılığı oldukça çok yüksek. Kendimi işte ilişkiye girdim, kadın gibi hissetmek istiyorum. Özellikle erkeklerde kendimi erkek gibi hissetmek istiyorum. Kendime olan saygım yüceliyor. Kendimi daha iyi hissetmek istedim. Bir de görev hikayesi var. Yani nasıl hayır diyeceğimi bilmiyordum. Bunu kendime mecbur hissettim. Bunu yapmalıyım diye var. Bir de eş koruma var. O da şöyle ki partnerin başıboş kalmasın. Aman başkalarına gitmesin. Başkalarıyla birlikte olmasın. Partnerin benimle kalsın en azından cinsel anlamlı diye ilişkiye girenler de varmış. Şimdi genel hatlarıyla hızlıca anlatmaya çalıştım. Çok uzun bir bilimsel çalışmaydı. Burada tabii ki kültürel, ırksal farklılıklar vardır. Ama söylediğim gibi insan insandır. Afrika'da da insan, Amerika'da da insan, Tanzanya'da da insan, işte ne bileyim Avrupa'da da insan, her yerde insandır. Dolayısıyla insanların da duyguları vardır. Ve bu duygular değişmez. Dolayısıyla bu veriler genel ortalamayı bize verir. Umarım bu ve bunun gibi çok daha fazla çalışmalar yapılır ve ben de size bunları aktarmaya çalışırım. Teşekkür ederim.